Hypnos YT var. Hypnos'u daha önceki turnuvalarımızdan da biliyoruz. İyi sonuçlar elde ediyor. Game over. Kardeşim. Neye ihtiyacın var? Söyle. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Hı? Çok spamlıyorsun. Lütfen bak. Time out atmak istemiyorum. Ya 5 dakika oldu. Yok 10 dakika oldu turnuva başlayalı. Yoktan 8 dakika olmuş pardon. Evet. Evrimli şövalye. Oo sağ taraftan bir oduncu balon hata yedi. Dur bakalım ne olacak. Elinde 4 iksiri vardı. Direktmen elektro büyücüyü attı ama balon kesinlikle oraya vuracaktır. Şimdi sağ taraftan, sol taraftan gelen bir Pekka var. Pekka'ya neler yapacak? Birlikte göreceğiz. Bir tık sıkıntı gibi sanki. Bakıyorum. Hayır, sıkıntı değil. Aynı anda sağ taraftan da bir koç minisi hata yaptı Tahir. Güzel bir deneme. Sol taraftan vuracaktır kesinlikle. Hayır vurmadı. Çok güzel bir savunma. Hayalet geliyor. Hayalet vuracak mı? Hayaletin de vurmasına izin vermedi. Hypnos. Güzel bir savunma sistemi kurdu. Tahir'in işleri birazcık zor. Yani bu ataktan bile bir şey çıkartamadıysa çok büyük zorluklarla mücadele etmesi gerekiyor. Bir çok okkalı bir alev topu geldi. Bir de çarpma geldi. Balon ölüm hasarı kesinlikle vuracaktır. Evet oradaki minyonlar bir sorun yaratır mı? Birlikte göreceğiz. Evrimli şövalye atadı. Soldan bir koçbaşı gelebilir diyecektim ki geldi. Koçbaşı ile birlikte haydutu da gönderdi. Şimdi güzel bir varil geldi. Çok güzel bir gene savunma çıkarttı. Hayalet silahşörü alır mı? Bir çarpmayla birlikte büyük ihtimalle alır. Bir balon hata daha gelecek gibi gözüküyor. Bir balonluğa geldi. Evet rakibin minyonları derken öfkeyle birlikte güzel bir şekilde durdurmayı başardı. Güzel bir varil. Bir tane vurmayı başardı balon ve ölüm hasarı ve barbarın vuruşuyla birlikte Hypnos oyunu kazanmayı başardı. Arkadaşlar ilk maç görmüş olduğunuz gibiydi. Toplamda 3 maç var yayıncının bizi izlediği. Hepsini size izleteceğim merak etmeyin. Ve ben o arada bilerek konuşmuyorum ki siz de rahatsız olmayın, rahat rahat izleyebilin diye. Çok kısa bir müdahale ettim. Beğeni atıp abone olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Direkt ikinci maça geçelim. Bizim klandaymış. Abi kişileri göstersene. Kamerayı kapatıyorum bir saniyeliğine. Tekrardan açacağım. Şu muydu? Değil. Şu muydu? Aynen öyle. Evet mega çekilişti abi. Güzel. Yani adalet kokuyor yani. Kimse diyemez ki. Abi rakibimde evrimli kart vardı da benim desteği komple dövdü. Mosmor etti beni diyemez yani. Herkese eşit standartlarda kimliği seçmek istiyorsa şu kadar kartın arasından seçebiliyor. Ya Brawl Stars'ta da işte bu tip düzende bir şey olsa, standart olsa Brawl Stars'ta da bir turnuva açılabilir ama yani Clash Royale'in turnuva sistemi ya oyunların şöyle bir yolu var. Supercell oyunlarının mesela Clash of Clans'ın klan savaşları çok ileri düzeyde çalışıyor. Clash Royale'in işte turnuva sistemi çok iyi bir şekilde çalışıyor. Brawl Stars'ın da ekip oyunları çok iyi çalışıyor. Yani bütün oyunların kendine has ayrı özellikleri var. Clash Royale'in de turnuvası. Brawl Stars'ta o turnuva sistemi yok. İşte kazananı arkadaş olarak ekleyeceksin. Sonra onu bir üst tura götüreceksin. Vesaire. Zamanında yapıyorduk hatırlıyorsunuz. Çok zorlanıyorduk. Bak şunun pratikliğine bir bak. Mis gibi. Açıyorum turnuvayı. Yani insanlar yazıyorlar, buluyorlar ve giriş yapıyorlar. Kamerayı açacağım arkadaşlar. Altın bilet. Kazanan arkadaşımıza, bugünkü kazanan arkadaşımıza altın bilet vereceğim. Zaten totalde 1 saatlik bir süremiz var. Bu 1 saatlik süreyi her halükarda bitireceğiz. 5 mağlubiyet hakkıyla kazanan, birinci olan arkadaşımıza da altın bileti hediye edeceğim. Yine 2 gün sonrasına.
Hypnos YT bu arkadaşımızı geçen turnuvada da görmüştüm. Çok iyi performans sergilemişti. Bakalım Mega Çekilişli mücadelede nasıl bir performans sergileyecek? Aa, ben Semih'e şeyi sormayı unuttum ya. Bu CRL'in turnuvası nerede olacak? Paris'te mi olacaktı acaba? Eyvah eyvah cadı. Gitti cadı. Geliyor. Elinden zaten şey çıkar, varili çık. Kanka be. Hypnos musun be? Turnuvayı nereden gireceksin? Oyun içerisinde sağ üstte 3 tane çizgi var. Oraya tıklıyorsun, turnuvalara geliyorsun. Mesajlı sabitlediğim kısma bakarsan da giriş yapabilirsin. Turnuva yeni başladı. Kaçırmadın yani daha henüz. Evet, iki rakip de şu anda birbirlerini ufak ufak yokluyorlar diyeceğim ama Hypnos sol tarafın canını baya baya düşürmüş. Ciğer sökücü bir şekilde hala baskılarına devam ediyor. Madenci cadı atmak zorunda kaldı. Elinde kasırga var. Bir kasırgayla da işi bitirebilir ama önüne büyük bir ihtimal elektro devi lap diye koyar diye tahmin ediyorum. Ya da aynen öyle. Evet, güzel bir top geldi ama topu attıktan sonra işte savunabilecek herhangi bir başka bir vuran kartı yok. Yani iki tane bina aldı. Evet, güzel yedirdi onu. Goblin'in bir tanesi iki tane bıçmayı başardı. Kaldır küldür bıçtı. Hypnos. Sanırım maçı aldı gibi gözüküyor. Şu anki yaptığı bu combo en geriden cehennem ejderhası ile başlayıp önüne elektro dev koyuyor. Bir arkasından da fıçıyı atıyor. Bu combo'yu yani 3 tür şu anda yapıyor ve 3'ten beridir 3 türde rakibi buna çaresiz kalıyor. Cehennem ejderhası arkada bıraktığı kartları eritiyor. Bu sefer madenci cadıya yönelik attı. Şu anda savunmayı başardı keşiş kartıyla birlikte. Bu arada güzel bir varil geldi ama bu varilin cezası büyük olabilir. Fıçıyı direktmen atabilir. Evet, fıçıyla bakalım vurabilecek mi? Ya, biraz köşeli attın ama gerek yoktu ki kanka. Zaten adam elinden şeyi çıkarttı. Varili çıkartmıştı. Direkt ortalığı atsaydın gene varil vurabilir, fıçı vurabilirdi. Elinde deprem var. Muhtemelen deprem ve kasırgayla bu işi bitirecektir diye tahmin ediyorum. Elektro dev zaten koş birincisine inanılmaz kilitliyor. Bir madenci geldi. Bir de deprem atacaktır büyük bir ihtimal. Aynen öyle. Maçı bitirmeyi başardı. Hypnos iyi oyundu. Rakibine bir tane mağlubiyet yazdı. Hypnos, seni izleyelim. Meli savaşa mı girdi ya? Aynen savaşa girmiş olabilir. Aradım açmadı şu anda. Buradaysan, müsaitsen, duyuyorsan da gelebilirsin. Yok, oynayacağım ben diyorsan da gelme, sen bilirsin, sana bırakıyorum. Evet, bir kraliyet devi daha galibiyeti geldi. İbni Otman klanından. Duydu mu çocuk? Arkadaşlar toplamda 3 videoyu da görmüş oldunuz. 3 videonun da sonuna geldik. Benim aslında bu maçlardan haberim bile yoktu. Takipçilerimden aynı zamanda arkadaşlarımdan da biri yardımcı oldu sağ olsun. Dakikaları falan buldu, bana gönderdi, dedi bak böyle böyle yayıncı seni izlemiş. Buraların hani videosunu alabilirsin falan. Buradan Ahmet Maksut Gürsu kardeşime çok teşekkür ediyorum bana bu konuda yardımcı olduğu için. Yani izlediğiniz maçlar bu kadardı. Bence gayet kaliteli, güzel maçlardı. İkinci maçta da elektrodev almak zorunda kaldım. Umarım linç yemem bundan dolayı. Çünkü orada desteme tek uygun kartı oydu bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğeni atıp abone olmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.